İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi biriket evlerde 600-650 biriket evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Tabii bu rakamı daha da yükseltebilirseniz bizleri çok daha mutlu edersiniz. Hedef en az 100 bin biriket evi orada inşa etmek. Helalinden kazanma hassasiyetinizde asırlara sari ahilik geleneğimizi sizler ihya ettiniz. Daha pek çok örneğini sayabileceğimiz bu erdemli tavırlarınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Mevla istikametinizi bozmasın. Emeklerimizi zayi etmesin diyorum. Yani birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir? Ensar nedir? Bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin evet muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal, siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Bunu da bilesin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Yok ya. Biz asla kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve onları katillerin eline, kucağına atmayacağız. Onun için de bu süreç içerisinde bu yardımseverliğimizi her zaman nasıl yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Zekattan bu millet anlar. Sadakayı cariyeden bu millet anlar. Ama onlar anlamaz. Dolayısıyla da biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, çekilen çilelerin, yapılan fedakarlıkların, hukuk ve demokrasi zemininde yürütülen ısrarlı mücadelenin boşa gitmediğini görüyoruz. Milletin değerlerinin yok sayıldığı bir dönemdeki bizatihi milletin bağrından çıkan müsiat her yıl biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Yurt içinde 83 irtibat noktasına, yurt dışında ise 81 ülkede toplam 164 temsilciliğe ulaşan müsiat bugün 12 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla ihracatımızın %20'sine imza atıyor. Doğrusu ödül alan kardeşlerimi yine şahsım, milletim adına özellikle tebrik ediyorum. Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar pek çok yerde üyelerinizin Türk malı damgalı ürünleri rafları süslüyor. Ülkemizin 81 vilayetinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız sizlerin vesilesiyle istihdam imkanı buluyor. Yönetim kuruluyla, komisyonlarıyla, genç müsiyadıyla, kadın çalışma grubuyla, düzenlediği fuarlar ve organizasyonlarla müsiyadın ülkemize katkılarını
takdirle takip ediyorum. Ülkemizin yatırım potansiyelinin doğru tanıtılması, üretim sahalarının geliştirilmesi, ihracatının arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin de önemli bir ihtiyacı gidereceğine doğrusu ben inanıyorum. Sayın Başkan'ın şahsında MÜSİAD yönetimini bu vizyoner projeleri dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum. Sizlerden önümüzdeki dönemde çok daha büyük hizmetler, atılımlar bekliyorum.